Kayseri'de birkaç konu var belediyeyle ilgili ve süreç içinde de biz bu belediyeyle ilgili açıklamamızı yapacağız. Bakın, Kayseri'de dolaştığınız zaman asılmadık bir elektrik direği, bir ağaç, herhangi bir, yeter ki böyle 1,5 metrelik bir uzantılı, dikey bir materyal olsun. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk bir devleti olduğu artık unutulmuş. Unutulmuş. Hukuk denen bir şey yok. Güç zehirlenmesine girmişler. Kayseri'deki bütün elektrik direklerine AKP adaylarınca resimler asılmış. Şimdi bu ülke bir hukuksa bunun bir yazılı kanunları var. Ne zaman nereye asılacağı, ne yapılacağı her zaman onlar belirtilmiş. Seçmen kütükleri hakkındaki kanun ilan ve reklam yerle ilgili yasaklarda 61. maddesinde aynen şöyle söylenir. Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatandaşlar tarafından bu kanunda belirtilen yerler dışında siyasi alan ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya parti bayrağı gibi malzemeler asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. Aksi halde bu ilan ve reklamlar kaldırılır ve masrafları ilgisinden tahsil edilir. Bu bir yasa. Fakat keş taşı görüyorsunuz, bütün direklerinde bayraklar var. Ve o kadar çirkin görüntüler oluştu, o kadar israf oluştu ki kamu malını tasarruf yerine israfa dönüştüren bir zihniyete karşı karşıyayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kayseri Civar Elektrik Anonim Türk Şirketi'ne Cuma günü dilekçemizi verdik. Ve şunları soruyoruz. Sizin huzurunuzda da bunları soruyoruz. Yanıtlarını da bekliyoruz. Yukarıda bahsi geçen amir hüküm gereği sorunumuz kapsamında bulunan aydınlanma dileklerinde asılan görsellerin 1. hangi tarihte kimler tarafından asıldığı, 2. asılan görsellerde kurumumuzun araçlarını kullanıp kullanılmadığı, 3. kurumumuzun araçları kullanılmışsa bu araçların söz konusu görsel asım işlemlerinde yapmış olduğu masrafların kim tarafından nasıl karşılandığını soruyoruz. Ve halen daha bize bir yanıt gelmedi arkadaşlar. Orası bir kamu. Ve yasa da diyor ki asamazsınız diyor. Yasak olmasına rağmen hangi güce dayanarak siz oraya o resimleri astırıyorsunuz? Ve bu sorularını mutlaka vermeleri ve savcılığa da suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz arkadaşlar. Şehrin kirletilmesine müsaade etmemeliyiz. Ve belediyeler, tabii buradaki belediye böyle yapınca diğer belediyeler de buna benzer uygulamalar yapar. Onlara da geleceğiz. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin Milli Eğitim'le yapmış olduğu anlaşmalarda kurs merkezleri var biliyorsunuz. Ve belediyelerle Halk Eğitim, Milli Eğitim birleşerek, ortaklaşarak bunları yapıyor. Ve orada diyor ki, iş birliği halinde açılan kurslarda kursiyerlerden kurs ücreti adı altında ücret talep edilemez. Yasada var. Fakat çok ilginçtir. Büyükşehir Belediyesi Kaymet Mehmet adı altında açtığı kurs merkezleri kendi sayfalarında yayınlıyor. Güzel, duyuruyor. Güzel bir uygulama değil mi? Mesleki edindirme olması gereken. Bak, hepsini duyuruyor. Güzel. Yapması gereken. Fakat daha ilginci arkadaşlar, hükümde olmasına rağmen, ücret talep edilemez denmesine rağmen sayfalarında paylaştıklarına bakın. Kurs ücretleri yazıyor. Para istiyorlar. Devlet bu parayı ödediği halde vatandaştan tekrar para alıyorlar. Ve daha ilginci, incelediğinizde orada bütün ilanlarda bakın çok ilginç bir cümle var. Örneğin diyor ki 450 TL parantez içinde nakit. Diyor ki 300 TL parantez içinde nakit. Hepsinde nakit istiyorlar arkadaş. Biz oraya Niyazi Bey bir arkadaşımızı gönderdi. Ya işte IBAN'ınızı verin, IBAN'ı atalım. Veya işte kredi kartıyla mı ödeme yapayım derken kabul etmiyorlar arkadaşlar. Nakit alıyorlar. Şimdi nakit alınınca insanın aklına soru işaretleri geliyor. Kursiyerlerden kurs ücreti alınması bu şekilde yönetmelikle yasaklanmışken ve bu kurs ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca karşılanıp ilgili kurumlara gönderiliyorken aşağıdaki soruların
Kayseri halkının mağduriyetinin giderilmesi adına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kayseri İl Milleti Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri tarafından ayrı ayrı cevaplanmasıyla ilgili aşağıdakileri soruyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyelere bağlı kaymak ve melmek gibi meslek edinme kursları ile Kayseri İl Milleti Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi arasında son 5 yılda bu tarz işbirliği ile kaç kurs merkezi açılmış ve kaç kişi kaydedilmiş ve kaçra para alınmıştır arkadaşlar? 2. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve belediyelere bağlı meslek edindirme kursları, yetkililer tarafından alınan bu ücretler hangi ad altında alınıp hangi ad altında nereye aktarılmaktadır? Kimlerle nasıl bir paylaşım yapılmaktadır? Kurs ücretleri, ad altında ücretler kim ne sıfatla almaktadır? Kayseri İl Milleti Müdürlüğü, İlçe Milleti Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden bu ücretlerin bir pay alması söz konusudur arkadaşlar. Ve bu konuda biz vatandaşlarımıza diyoruz ki, bu sizin en doğal hakkınız. Son 10 yılda herhangi bir kurs merkezine yazılıp oraya ödeme yapmışsanız gidip belediyede almak hakkınız. Hakem heyetlerine yasal anlamda destek isterlerse Cumhuriyet Halk Partisi hukuki anlamda kendilerine destek sağlayacaktır arkadaşlar. Ve dediğim gibi Büyükşehir Belediyesi uygulamaları yaparken tabii aşağıdaki diğer ilçe belediyelerde onlardan aşağı kalmıyor. Basın toplantısının başlangıcında ne ifade ettik arkadaşlar? Ahlaki değerlerden bahsettik. Evet, seçimde herkes kendi reklamını, kendi afişini yapmak zorunda. Ama bunun bir yasal çerçevesinde yapılması gerekiyor. Şu andaki zihniyet ne yasa tanıyor, ne ahlaki değerler tanıyor, ne de adaletli davranmak adına herhangi bir işlem yapmamak arkadaşlar. 2-3 tane örnek vereceğim ve onu genelleştireceğim. Adaletsizlik almış başını gitmiş. Örneğin Yahyalı Belediyesi'nde önünde anımsarsınız bir vatandaş kendisini yaktı. Çocukları ve eşini de yakacak. Ve belediyenin önünde, belediyenin hizmetlerinden bir tanesi ne? Yangın söndürme değil mi? İtfaiye. O vatandaş yanarken bir tek yangın söndürme tüpü bile olmaz mı belediyede? Müdahale edilemez mi arkadaşlar? Bir insan hayatı bu kadar mı ucuz, bu kadar mı basit? Adalet bunun neresinde? Vicdan bunun neresinde? Bu yetmediği gibi İl Başkan Yardımcısı Niyazi Yunalmış o dönemde belediye ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Niye tedbir alınmadı? Çünkü orada bağırıyor, çağırıyor, süre geçiyor ve hiçbir tedbir alınmıyor. Tabii bu vatandaş rahmetli olan da hakkında bir kamu davası da açılıyor. Eşini ve çocuğunu öldürmeye yönelik olduğu için. Orada o kendisi rahmetli olduğu için davası düşüyor. Çok ilginçtir adalet sistemi. Niyazi Bey vermiş olduğu belediyenin tedbir almamasıyla ilgili davayı da o dava gibi görüp düşürüyor arkadaşlar. Yani bu kadar basit bir insan hayatı ya. Ve aynı belediye başkanı, görüntüleri isterseniz Niyazi Bey'i de izleyebilirsiniz. Burada yayınlamak istemiyoruz. Ve 15 Temmuz'daki yapmış olduğu konuşmada, biz diyor FETÖ'cü kardeşlerimizle kucaklaşacağız diyor. Onları affedeceğiz diyor. Ses kayıtları var arkadaşlar. Merak eden basın mensubu arkadaşlarımız basın toplantısı bittikten sonra görüntüleri de izleyebilirler. Yani bu kadar olumsuzlukların olduğu bir yerde bu kadar fütursuzca davranışlarının sebebini anlayamıyoruz arkadaşlar. Bu güç zehirlenmesi mi, adaletsizlik mi, vicdansızlık mı? Hangi değer yargısına göre değerlendireceksiniz arkadaşlar? Tabii yetmiyor. AKP belediyeler bunu yapar da yanındaki küçük orta yandaş belediyeler de rahat dururlar mı? Siz yaparsanız biz de yaparız diyorlar. Ve ne kadar acıdır ki Sarıoğlan'da geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu konvoya katılan araçları ve oradaki vatandaşları tek tek tespit edip bazılarının evlerinin yıkılmasıyla ilgili karar aldırıyorlar arkadaşlar. Sarıoğlan Belediyesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin konvoyuna katıldın diye tespit ettiği vatandaşlara bularak yandaki krokide çizilen yapı inşaatı tamamlanmış ve kullanılmıştır. Belediyemizin yapı ruhsatı alınmadan yapılmıştır. Cezası kesilmiştir. Bir sonraki belediye encümeninde yıkım kararı alınacaktır. Vicdansızlık değil bu arkadaşlar. Köylerimizde ruhsatla ilgili bu Alparslan'da 15 katlı binada ruhsatı olmayan onlarca bina varken yandaşlarını ses çıkartmayacaksın.
Gözünü gideceksin, gariban köylünün bir katlı evine mi dikeceksin? Boğazınıza yumruğumuzu koyarız. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kullanmış olduğu siyasi bir tercihten dolayı tehdit edemez, evini yıkamaz. Şimdiye kadar neredeydin? O ev bugün mü oraya kondu? Nerede bunun vicdanı, adaleti? Adına adalet ve kalkınma diyeceksin. Adına milliyetçi diyeceksin. Vatandaşını mağdur edeceksin. Adaletten yoksun olacaksın. Sonra çıkacaksın. Biz seçimde şu kadar başarı elde ettik mi diyeceksiniz. Ayıptır, ayıptır bu. Utanmazlıktan başka bir şey değildir. Tabii bununla da kalmıyor. Dün Sarız'daydım. Dediğim gibi görüntüler var. Onları da yayınlarız. Siyaseti din için öyle bir bulaştırdılar ki arkadaşlar. Camilerimize o kadar siyaset bulaştırdı ki artık inançlarımızla insanların ikilem yaşamaya başladıkları bir süreç yaşıyoruz. Merkez caminin önüne MHP'nin bayrağını dikiyorlar arkadaşlar. Koyuyorlar, asmışlar. Caminin girişin ön tarafına. Arkadaşlar yapmayın ya, şu camilere siyaseti sokmayın. İnsanlar oraya Allah'ıyla buluşmaya, yaratıcısıyla buluşmaya gidiyorlar ya. Size ne ya? Onların siyasi tercihleri ya. Sizin o yapmış olduğunuz, asmış olduğunuz önünden geçmek zorunda mı? Çıkınca karşısında onunla karşılaşmak zorunda mı? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Nasıl bir aymazlıktır? Nasıl bir görgüsüzlüktür arkadaşlar ya? Ve üzücü olan ne biliyor musunuz? Sarız kaymakamı gözünün önünde tek kelime çıkartamıyor. Tek kelime çıkartamıyor. Niye? Çünkü oraya gönderiliş amacı bu. Bir önceki kaymakamı niye görevden aldılar? Bir önceki milleti müdürü niye görevden aldılar? Kaymakamın tek bir suçu vardı arkadaşlar. Tarafsız olmak. Artık bu ülkede partizancılık o boyuta gelmiş ki devlet kademesinde liyakatı bir tarafa bırakın. Liyakatlı olmaya çalışan genç beyinleri, genç idarecileri de tarafsız olmaya hakkınız yok diye sürgüne gönderiyorlar arkadaşlar. Ve yerine gelene diyor ki orada diyor Milliyetçi Hareket Partisi veya AKP belediyesi varsa ne derse yapacaksınız diye talimatlar veriliyor. O kaymakam o camiye girerken, o camiden çıkarken hiç görünmüyor mu o bayrağı? Bu nasıl bir adaletsizlik arkadaşlar? Bu nasıl bir vicdansızlık? Gelelim Kayseri Valiliğine. Biraz önce basın toplantısının başlangıcında söyledik. Şehir kirlendi. Her direğe, bugün yanılmıyorsam Haber 38'in miydi? Görsel bir haberi vardı. Mezarlıklara bile koymuşlar arkadaşlar. Hani bunların vuslat dedikleri, hasret giderelim, gel hoca efendi diye yalvardıkları o elebaşı, FETÖ elebaşısı var ya, diyordu ya. Gerekirse mezardakilerini kaldırıp getirin diyordu ya. Herhalde şimdi bunların öyle bir korkusu var ki dirileri bıraktılar, ölülerden umut talep ettiler hale geldiler. Gözlerini ölülere diktiler. Eğer bir sonraki seçimde de mezarlıktaki ağaçlara bayrak asmazlarsa, resim asmazlarsa şaşırmam ben arkadaşlar. Ayıp ya. Utanmıyor musunuz hiç ya? Bu kadar israf neynesi, ülkemizde ekonomik koşullar bu kadar berbatken, insanın kabı malını bu kadar hoyratça harcamak neyin nesi? Kim yapıyor bunu? Ceplerinden mi karşılıyorlar? Belediye başkanları maaşı ne kadar acaba ya? Nedir bu koltuk hırsı? Nedir bu sarılmışlık, bırakmamışlık ya? Bu şehrin mülki amirleri. Neredesiniz ya? Kırmızı plakalarınızda korumalarla geçerken o bayraklar camlarınızdan gözükmüyor mu acaba? Camlarınızda özel bir filtre mi var sizin? Gözlerinizde özel bir filtre var da görmüyor musunuz? Duymuyor musunuz? Bu sessizliğiniz neyin nesi? Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi girmiyor bu seçimlere arkadaşlar. Onlarca siyasi parti giriyor. Hazreti Ömer ne diyor? Bir kurt Dicle'nin kenarında bir kurt bir kuzuyu yiyorsa onun sorumluluğu bendedir diyor. Ey şehrin valileri, ülke amirleri, kaymakamlar. Bu ne sessizlik? Dilekçemizi almaya korkuyorlar arkadaşlar kaymakamlıklar. Sabah gönderdiğimiz dilekçeyi almaya korkuyor memur. Nasıl bir ülkeye geldik?
Dilekçe almaya korkan bir toplum haline dönüştürüldü. Sessiz kalan bir toplum haline dönüştürüldü. Yok sayılan bir toplum haline dönüştürüldü. Ondan sonra o onu boğazlıyor, o onun kafasına sokuyor, onun arkasından kuşluyor. İyilik yapmaktan korkar hale geldik. Mağdur bir insana inanmışlıkla nasıl inanacağımızı şaşırır hale geldik. O direkleri görmüyorlar mı? Yasak, yasak arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin valisiyseniz, kaymakamıysanız buna bir an önce el atmanız lazım. Yoksa hepsiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Ha, diyeceksiniz ki neye gidecek? Niye? Çünkü şöyle güveniyorlar kendilerine. Mülki amirler de, belediye başkanları da, ilçe başkanları da. Güç bizde. Kimse bize dokunamaz. Hakimler karar veremez. Hani diyor ya bir kadın, AKP döneminde o kadar rahatız ki diyor, artık doktor bile dövüyoruz diyor. Artık doktor bile dövüyoruz diyor. Peki doğru, bu dünyada belki şu anda arkanızda güç var. Belki yasalar adil şekilde yapılmıyor. Güçlü. Saraydan korkuyorsunuz, saraydan talimat alıyorsunuz, saraya güveniyorsunuz değil mi? Ama unutmayın ki huzur-u mahşere çıktığında özellikle mülki amirlere söylüyorum. Huzur-u mahşere çıktığında yaraların karşısına çıktıklarında ne yapacaklar? Bu kadar insanın kul hakkını nasıl karşılayacaklar? Saraydan korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz, saraya ses çıkartmıyorsunuz belki ama Allah'ın karşısında nasıl hesap verecekler? Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi adalet duygusu yok? Ya zerre kadar olsun artık, zerre kadar ya. Zerre kadar olsun arkadaşlar ya. Çok şey beklemiyoruz artık sizlerden. Yazıktır, günahtır. Ahlaki değerlerinizi bitirmeyin. İnançlarımıza siyaset sokmayın. Camilerimize siyaset sokmayın. Zayıf olanın hakkını savunabiliyorsanız mülki amirsiniz, yetkilisiniz, güçlüsünüz. Zayıfı ezmek değil, azı ezmek değil, azı yok görmek değil. Tam tersi. Az olanı, zayıf olanı, mağdur olanı savunursanız işte o zaman vicdanınız rahat eder ve yastığa kafanızı koyabilirsiniz. Yazıklar olsun, yazıklar olsun diyorum. Bunlara rağmen diyorum ki ülkemiz genelde yerel seçimlere gidiyoruz. Hepimiz için adaletli ve huzurlu bir seçim dönemi yaşanmasını temenni ediyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi il teşkilatı olarak adaletli ve huzurlu bir seçim yapılabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına samimi olacağımızı ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi adına aday olarak ilan ettiğimiz arkadaşlarımızın mütevazi, samimi, hakkaniyetli, donanımlı, saygın, empati kurabilen ve hoşgörülü olacaklarına yürekten inanıyorum. Parti olarak vakur ve mütevazi bir seçim çalışması yapmayı hedefliyoruz. Emeklerimiz, emeklilerimiz, ücretlerimiz ve esnaflarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın ciddi sıkıntıdayken hatta ucuz alışveriş yapmak için ayakkabı eskitirken bizler kamu kaynaklarının kullanılmasını ve görgüsüz harcamaların yapılmasını doğru bulmuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarında görsellerle donatılmayan elektrik direklerinin Cumhuriyet'in kuruluşundan daha önemli buldukları seçimlerde yarışa giden adaylar kullanılmasını samimiyetsiz, görgüsüz ve nezaketsiz çalışmalar olarak görmekteyiz. Henüz yaralarını saramadığımız 6 Şubat depreminin etkileri ortada dururken bu tip harcamaların bizler ciddi bir şekilde ve vatandaşlarımızı rahatsız ettiklerinin farkındayız. Bu vesileyle Kayserili hemşehrilerimizin daha samimi, daha çalışkan, daha üretken kaynakları doğru yöneten ve liyakati önceleyen bir yerel yönetimin anlayışını benimseyen Cumhuriyet Halk Partisi adaylarımızı tercih etmelerini istiyoruz. Ve adalet istiyoruz. Vicdan diyoruz. Ahlaki değerlerimizi kaybetmeyelim diyoruz. Toplum bozulursa hiç kimse huzurlu kalmaz arkadaşlar. Ve bu kadar adaletsiz bir durumun Kayseri'de olmasına bir Kayserili olarak utanıyorum. Eğer utanma duygusu bazılarında da varsa hiç vakit kaybetmeden bu söylediğimiz konulara dokunmak ve el atmak zorundalar arkadaşlar. Ve dediğim gibi lütfen lütfen şehrimizi şu kirli görüntülerden kurtaralım. Meydanda ya, meydanda arkadaşlar. Oradan geçerken adım atacak yer bırakmıyorlar. Yani güç sizde diye her şeyi yapacaksınız diye bir öngörü olamaz arkadaşlar ya. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.